Diyor ki ya gerçekten böyle bir şey var mı Türkiye'de diye etrafındakilere kızıyor. Biz de diyoruz ki buna gerek yok. Belki kendi etrafında yoktur böyle bir şey. İşte halk burada. İşte maliyet burada. İşte bunun haline elde ettiği mahsul fiyatı burada. Arkadaşlar bu yetmiyor. Şu anda çiftçinin, normal vatandaşın, işçinin mutfağında yangın var. Yangın. Bütün ülkedeki insanımız yanıyor. İşte şurada gösterdiğimiz bu yine Haim Naum planının gereği olarak Türkiye'de elektrik %122 artmış bir yılda. Hani Cumhurbaşkanımız diyor ki marketlerde zam yapan birileri ürünler varsa direkt zabıtaya şikayet edin. Biz sizi şikayet ediyoruz zabıtaya Sayın Cumhurbaşkanım. %122 zammı siz yaptırıyorsunuz. Doğalgaza %50 zamı bir yıl içerisinde siz yaptırıyorsunuz. Ayçiçek yağına bir yılda %60.8 zam geliyor. Margarine %53.8, yumurtaya %49.3, mısır özüne %47.3, mercimek %41, zeytinyağına %39.4. Arkadaşlar bu insan ne yiyecek ya? Dana etine %23, ekmeğe %26.4. Bu insanların mutfağında yangın var. Çocukları aç, evler aç. İnsanlar bir şeyler üretemiyorlar. Şu zengine hizmet etmeyi, şu imtiyazlı sınıfa hizmet etmeyi bırakılmasını istiyoruz. Ve bu insanımızın sesine kulak verilmesini istiyoruz. İşte zamların bir resmi de burada. Arkadaşlar hangi ürüne ne kadar zam yapıldığının delili burada. Tek 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 kalem kalem bunu saymakla bitmez. Emin olun markete gidip de cebindeki 100 lirayı 50 lirayı gram gram harcayan insanlar görmeye başladık. Hangisini alırsam bir gün iki gün daha idare edeyim diyor. Arkadaşlar 2002 yılında Türkiye'deki hane halklarının borcu 6 milyar TL. Nereye? Bankalara. Şimdi ne kadar biliyor musunuz? 2021 yılında 899 milyar. Nereye borcu? Hane halklarının bankalara olan borcu bu kadar. Arkadaşlar biz o kadar zengin bir millet miyiz? 2002'den 2020 yılına kadar 526 milyar dolar tefecilere faiz ödemişiz yahu. Bu fakir fukara milletten alın terinden alınan paraları götürüp faizcilerin evine teslim etmişiz. Arkadaşlar iflasa doğru gidiyoruz. İflasa doğru gidiyoruz. Burada bir şey daha var. Net borcumuz Türkiye'nin şu anda 262.1 milyar TL. Dolarına çarptığınız zaman kaç milyar TL ettiğini bulursunuz. Rakamlara boğmak istemiyoruz. Arkadaşlar borcu esir edilen bu millet pandemiyle ve virüs salgınıyla şu ya da bu şekliyle sürüler haline getirilmek isteniyor. Bu millet 1000 yıllık medeniyetin devamı olan millettir. 1000 yıllık medeniyetin devamı olan bu milletin ayağa kalkması lazım. Biz ilk önce bize Dünya Sağlık Örgütü'nün dayatmalarının karşısına çıkıyoruz. mRNA aşısında hamileler kullanamaz yazıyor altında. Ama açıp burada Türkiye'de Sağlık Bakanlığı hamilelere kullanıyor. Çocuklar kullanamaz yazıyor. Yine Sağlık Bakanlığı telkinlerinde çocuklara kullandırılıyor. Başka ne yapılıyor? Arkadaşlar bu ülkede %81. Aşıyı olmuş milletimiz. İradesini kullanmış olmuş. Ama imza almadan kesinlikle Sağlık Bakanlığı sorumluluk kabul etmiyor. Vatandaşa sorumluluk senin olursan olursun diyor. Üretici firma sorumluluk kabul etmiyor. Sağlık Bakanlığı sorumluluk kabul etmiyor. Ama zorunluluk getiren bakanlık vatandaşın imzasını alıyor öyle. İkinci aşı olmuş %60. Ülke nüfusunun %60'ı. E kardeş bu aşıysa birinci aşı insanları koruması lazım. İkinci aşı olmuş bunu koruması lazım. Hala üçüncü faz, dördüncü fazdan bahsediliyor. Bu illüminaticiler
Dünya Sağlık Örgütü'nün emrinden bu hükümetimizin derhal çıkması lazım.